dünyayı birbirine bağlayan ağlar. Yani ulaşım. Evet hocam. Ulaşım sistemlerinin gelişimiyle devam edeceğiz. Şimdi bizim için bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Metroya biniyorsun, toplu taşıma ya da arabana atlıyorsun, bir yerden bir yere gidiyorsun. Eskiden deveyle giderdik. No. Bu resim de buraya. Öyle bir şey. At koyar bir şey. Ya koyarsın. Hocam, insanlar hayvanların bu kas gücünü keşfettiği de çok uzun zaman olmuyor. İnsanlar daha önce yürüyerek gidiyorlar. Allah Allah. Tabii şeyde Afrika'da, ondan sonra Asya'nın birçok yerinde ormanlık alanlarda insanlar hala koşuyor. Adam 6 saat, 7 saat hiç durmadan koşabiliyor yerli. Ne güzel. Bir yerden bir yere giderken. Ya beni yerli olarak düşünsene. Yerliler seni yerler. Bırak onu. Bırakmasın. Beni yer. Bütün Afrika'da yer. Şuraya gideceğiz. Gitmesek mi? Kalalım. Ama seni kesin kralları yaparlar. Merak etme. Bu yürüyemiyor. Tabii bu yürüyemiyor. Bari yönetsin. Hocam, insanlar ilk çağlardan itibaren işte kervanlarla, karayoluyla vesaireyle zaten bir yerden bir yere gidiyorlar. Fakat zamanla teknoloji geliştikçe ulaşım sistemleri de değişiyor. Yeni çağın başlarından itibaren karayolu yavaş yavaş yerini İşte demir yoluna, deniz yoluna falan bırakıyor. 1800'lü yılların sonundan itibaren buharla işleyen gemi ve trenler devreye giriyor. Bu insanlık tarihi için müthiş bir buluş tabii. Mesela işte Amerika'da bu yeni tren yollarının yapılması, onun üstüne çekilmiş onlarca film var. İnsanlar ölüyor, teknolojiyi uyduramıyorlar, ilk zamanları yapıyorlar, olmuyor. Yani şöyle bir şey gelmesin aklımıza. Bugün oturuyoruz. Ya yürümeyelim, tren mi yapalım? Yok, hayır, hızlı metro yapalım. Öyle bir şey yok. Deneme yanılma yöntemiyle yapıyorlar. Ve şöyle bir örnek vereyim sana. Daha önce bir hafta 10 günde gidebileceğin mesafeyi trenle 3-4 saat içerisinde gidiyorsun ya. Bu insan için müthiş bir devrim. Değil mi? Devrim, çünkü her şey daha rahat yayılmaya başlıyor. Biz şimdi açılan bilgisayarların işlemcisini 2 katına çıkartırsak işte 0.5 saniye daha erken açıyor. Bunun hesabını yapıyoruz. Bir de oraya bak. Hocam, ben sana sadece bir şey söyleyeyim. Sen de ben de hatırlarız. Daha önce bu SSD hard diskler yoktu. Hı-hı. SSD ne biliyorsun değil mi? Hı-hı. Bilgisayara basarsın, lavaboya gidersin. İşini görürsün, gelirsin, bilgisayarın açık. Vallahi ciddi. Ben internete girmesi için enter tuşunun üzerine hep tuzluk koyardım böyle. Çünkü bağlanamazdım. Tabii. İnternete bağlanmak tabii için çok uğraşırdım. Şey alırdık. Tuzluk koyardım. Sürekli o escape yapar, böyle en sonunda bir bağlanırdı. Buradan Urfa'ya gideceğiz. Otobüse biniyoruz. Otobüsün motoru içinde. Şimdi o, neyse isim vermeyeyim. Bir iki filmde gösterdi bunu. Çünkü yeni çekilmiş film, reklama girer. Otobüsün içinde gar 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 sesini duyarsın. Kaç saatte gidiyorsun Mural? 26 saatte Urfa. Abi otobüsten bir iniyorsun. Aradan 4 saat geçmiş. Hala kulaklarında bir garıltı. Bir de oturduğun her yerde hala sallanıyor. Şimdi uçakla 1,5 saatte gidiyorsun. Esasında dersin konusu bu. Bilim, sanat ve kültürün yayılması aynı hızda gerçekleşti. Seninle bir önceki çekimde bunu konuşmuştuk. Her şey çok hızlı gelişiyor. Japonya, Amerika, Batı Avrupa ülkeleri ulaşımın en fazla geliştiği ülkelerdir. Bir kere şunu kafamızda yerleştirelim arkadaşlar. Bir ülkenin ekonomik anlamda gelişmişliği ile ulaşım sistemlerinin gelişmişliği paraleldir. Evet. Ulaştıramadığın yerde ticaret yapamazsın. Ulaştıramadığın yerde eğitim yapamazsın. Ulaştıramadığın yerde hiçbir şey yapamazsın. Gidemediğin yer senin değildir. Mantığı çok doğru bir mantık. Mesela deniz yoluyla başlayalım hocam. Deniz yolu niye ucuz bir taşımacılıktır Burak? Çünkü sürtünme kuvveti, dalga gücü ya da rüzgar gücü yok artık ama ilerlemesi az bir yakıtta çok yol alabilirsin. Hadi gel bakalım. Şöyle bir yerde yolculuk yapacağız. Hı hı. A noktasından B noktasına yolculuk yapacağız. A'dan B'ye doğru iki türlü. Kırmızı kalemi alsana bana bunu. Şimdi daha hassas. A'dan B'ye doğru hocam iki türlü yolculuk yapabilirsin. Karayoluyla şu istikamette ya da lineer hocam, deniz yoluyla. Deniz yolu doğrusal yol olduğu için yolu kısaltır bir. İkincisi, gemiyle karada taşıdığından çok daha fazla yükü bir kere de taşırsın. İki, üçüncüsü bence çok önemli ve çok güzel bir madde. Yol yapım, bakım ve onarım giderim yoktur. Doğru, o da çok önemli. Bu üç şey önemlidir. Ben yolu şöyle kısaltması. Hani motor iki döndüğünde 50 metre götürüyor. Zaten ama arabada öyle değil. Zaten öyle. Yolunu kısaltıyorsun. Bir kere de çok daha fazla yük taşıyabiliyorsun. Ve yol bakım onarım masrafın olmuyor. Dünya ticaretinde bu nedenle en fazla kullanılan yoldur %80. Çünkü diğer taşıma türlerine göre çok daha ucuzdur. Deniz yolunu takip eden taşımacılık da demir yoldur. O da uygundur. Kara üzerinde tabii.
Bunu zaten söyledik. Güzergahta değişiklik yapabiliyorsunuz. Dünya ölçeğinde bakıldığında bazı alanlarda deniz ulaşımının yoğunlaştığını görürüz. Bu özellikle sevgili hocam neyle neyin arasındadır? Amerika ile Avrupa arasındadır. İşte Avrupa ile Asya arasındadır. Kıtalar arası. Ama her kıtanın arası değil. Mesela Avustralya değil. Neden? Çünkü gelişmiş bir ülke yok. Fazla insan yaşamıyor. Avustralya çöl. Ama mesela Amerika ile Asya arasında çok gelişmiş. Amerika ile Avrupa arasında, Avrupa ile Asya arasında çok gelişmiş. Çünkü nüfusun kalabalık olduğu ülkeler var Asya'da. Ucuz iş gücü var. Üretim standları yerleri var. Asya'da da Avrupa'da da teknoloji var. Dolayısıyla bak buradaki çizgilerin kalınlığı sevgili hocam. Dikkat et, Amerika, Avrupa. Çizgi kalınlığını görüyor musun hocam bak. Çizgi kalınlığı arttıkça burada daha fazla tercih edildiği söyleniyor. Kuzey Atlantik yolu, Atlantik 2.3 üstü Atlas Okyanusu. Neyle neyin arası hocam? Amerika ile Avrupa arası. Hı hı. Atlas Okyanusu. Burayı gösteriyor. Kuzeybatı Avrupa limanları ile, yani burasıyla Kuzey ve Güney Amerika arasında şu iki yol. Bak kalın iki tane çizgi var ya. Hı hı. Bu iki yol. Dünyada deniz yoluyla taşınan malların yarısı bu güzergah üzerinden gerçekleşiyor. Önemli, çok önemli. Avrupa, Akdeniz, Hint Okyanus yolu. Şimdi buradan bulalım. Avrupa burası, Akdeniz burası, Hint Okyanus yolu burası. Bakın bu şekilde bir buradan iniyor. Bir de buradan Cebeli Tarık ve Süveyş üzerinden aşağı doğru inen var. Yani şu yol ve şu yol hocam. Bu da önemli ticaret yolu. Avrupa, Akdeniz, Hint Okyanus yolu yine devam ediyor. Bu yolun özelliği Orta Doğu petrollerinin dünyanın her tarafına ulaştırmaktır. Orta Doğu'da şurada petrol üretiliyor hocam. İran üzerinden şuradan aşağı doğru iniyor. Ve buradan bütün dünyaya, buradan Süveyş, Cebeli Tarık üzerinden bütün Avrupa dahil bütün dünyaya yollanıyor. Batı'nın sanayi ürünlerinin doğuya gittiği yol yine bu iki yol. Yani bir karşılıklı alışveriş var. Doğudan petrol gelirken batıdan da teknoloji, hı hı, doğuya doğru ne yapıyor? Yol alıyor. Pasifik aşırı yollar. Pasifik neresi? Amerika'nın batısı. Yani nasıl diyeyim sana? Şurası Pasifik Okyanusu. Hı hı. Şurası Atlas Okyanusu. Burası Hint Okyanusu. Pasifik aşırı yollar. Yani Pasifik'in sol tarafı. Bu tarafa giden yollar. Amerika'dan Asya'ya gitmek için bu yol daha tabii, uygun geliyor. Tabii. Japonya şimdi yani, bizim zaten şey tuhaftır. Amerika ile Japonya birbirine çok yakındır. Hı hı. Dünya haritası açılımdır. Sen onu küre haline getir bak. Amerika ile Japonya arası tabii çok yakındır ya. Bering Boğaz dediğimiz boğaz. İşte şurası hocam bak. Şurası Amerika kıtası, burası Asya kıtası hocam. Şurası Alaska. Yani adamlar yıllarca şundan korktu Amerikalılar. Ruslar kalkar Bering Boğazı'nı ve Alaska'yı geçer. Şuradan tepemize binerler diye. Çok yakındır birbirine. Boğazlar, kanallar biraz sonra işte anlatmaya başlayacağız. Önemli yerleri ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Bugün Kuzey Amerika ile Yeni Zelanda, Batı Avrupa ve Yeni Zelanda, bak Güney Amerika'nın kuzeyi ile Yeni Zelanda arasındaki ulaşım Yeni Zelanda Panama yayını izler. Yani bugün büyük kıtaları birbirine bağlayan 3 tane 4 tane çok büyük yol var diyelim. Bir dahaki sunumda da boğaz ve kanalları anlatarak bu yollara bakalım diyelim. Hadi bakalım.